Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Toyota CHR, Sakaryalı CHR baştan sona yenilendi. İlk çıktığı günden bu yana tasarımıyla ilgi odağı olan CHR, ikinci nesliyle bomba gibi karşımızda. Önceki nesline kıyasla bana göre Lexus'vari detayları artan CHR, böylece daha lüks olmuş. Motor seçeneklerinde hibrit son gaz devam ederken, maalesef vergilendirmeden dolayı ne kadar tercih edilir, bunu da yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Haydi gelin yeni Toyota CHR'a dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Toyota CHR ilk kez 2016 yılında yarı kompakt CSU olarak yollardaki yerini aldı. Evet, tipi her ne kadar göstermese de CHR bir CSU. 2019 yılında ilk makyajına kavuşan CHR, sessiz sedasız popülaritesini arttırarak kullanıcı sayısını arttırdı. Kabul etmek gerekir ki CHR ilk çıktığı anda tasarımıyla herkesi şok etmeye başarmıştı. Ve tarihlerimiz 2023'ü gösterdiğinde CHR yeniden herkesi şaşırtacak efsane tasarımı ve yenilenen özellikleriyle ikinci nesline kavuştu. Yeni CHR önden baktığımızda önceki nesline göre tamamen değişen bir suratla karşılaşıyoruz. Toyota'nın tamamen elektrikli modeli BZ4X'le olan benzerlik dikkatlerden kaçmıyor. Elbette bu bir tesadüf değil. Toyota, yeni CHR'da markanın dilini yansıtan BZ4X'ten esintiler kullanmayı bilerek istemiş. Yalnız önceki nesline göre bu far tasarımı efsane olmuş. Farlar tamponla çok şık bir şekilde bağlanmış. Büyük havalandırma çıkışları da çok daha agresif ve spor bir görünüm katmış. Bu haliyle yeni CHR'ın ön tasarımına bir tam puan bizden gelir. Elmas kesimin otomobil olmuş hali profil, ikinci neslinde de değişmemiş. Profil tasarımı CHR'ın ilk doğduğu günden bu yana en etkili ve hareketli olduğu kısımların başında geliyor. İlk neslinde de elmas kesimin vücut bulmuş hali olduğu söylense de yeni CHR tam anlamıyla elmas kesime benziyor. Bu kadar çok hareketten hoşlananları fazlasıyla memnun edecek yeni CHR'ın ön kapı üzerinden gelip arkaya doğru omuz çizgisine dönüşen detay uzanıyor. Toyota'nın Super Coupe olarak adlandırdığı bu tasarımda kelebek camından hallice arka kapı camı, kusura bakmayın da satın almayı daha etkiler. Birazdan içeri girince atmosfere bakarız fakat şu anda bile afakanlar bastı beni. Onun dışında çift renk olmasından dolayı renkle tasarımı harmanlanan Toyota kapı kollarıyla da farkını ortaya koymuş. Tasarımın tamamlayıcısı jantlarsa standart olarak 18 inç gelirken GR Sport tanımında 20 inç boyutunda tercih edilebiliyor. Doğuştan spor otomobil olan arkasıyla yeni CHR'ı beğeneceksiniz. Geldik yeni CHR'ın arkasına. Doğuştan spor ve uzay üstü gibi duran tasarımıyla sanki kısık gözleriyle size bakıyor gibi duruyor. Gerçek anlamıyla Super Coupe olan yeni CHR'ın eğimli camı görüş açısına biraz engel olabilir. Üst tarafta iki kanatlı bir rüzgarlık bulunurken alt tarafta sanki yokmuş gibi duran stoplar uzaylı ve egzotik olmuş. Stopların ortasındaki marka ve model isim yazısı da böylesine fütüristik bir tasarımı geçmişe götürmüş. Böyle tam arkadan bakınca önceki nesliyle kıyaslayıp değişimin etkileyici detaylarıyla karşılaşmak beni memnun etti. Bu stoplardan zoraki kopup tampona doğru indiğimizde kesinlikle premium bir tasarımla karşılaşıyoruz. Çamurluklara doğru dolgun olmasıyla güçlü bir duruş kazanan yeni CHR şu duruşları bile çok satar. Hadi gelin bir de boyutlarda bizi neler bekliyor öğrenelim. CSUV olduğunu söylediğimiz yeni CHR ondan beklenmedik şekilde 4360 mm uzunluğunda, 1830 mm genişliğinde ve 1570 mm yüksekliğinde boyutlara sahip. Dingil uzunluğu ise 2640 mm ile aslında gayet iyi. Tabi tasarım devreye girince iç mekanda durum ne? Özellikle bu segment otomobillerde markayı öne geçirecek şeylerin başında iç mekan tasarımları gelir. CHR bu konuda da farkını ortaya koymuş. Yeni Toyota CHR'ın GTR dokulu kapı kollarından tutup iç mekana girmeden önce ne yapıyorduk? Abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizi paylaşmayı unutmuyorduk. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni CHR'ın iç mekana girer girmez değişimi fark ediyoruz. Bel ve sırt desteklerinin fazlasıyla yeterli olduğu bu koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında bu direksiyon simidini buluyoruz. Direksiyonun hemen arkasında ise 12.3 inç büyüklüğünde
tamamen dijital bir gösterge ekranına yer verilmiş. Gerek renkleri, gerek çözünürlüğü, gerekse teması olsun, benim çok beğendiğim bu gösterge ekranı iç mekana çok yakışmış. Konsolda havalandırma ızgaraları da dairesel forma dönmüş. Bu yüksek konsolun ortasına geldiğimizde ise standart olarak 8 ya da 12.3 inç büyüklüğünde satın alınabilen dokunmatik multimedya ekranını görüyoruz. Yine aynı renk ve temanın kullanıldığı bu ekranın dokunmatik hızı çok etkileyici. Buna ek olarak kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarını da yapabilirsiniz. Konsolun aşağısına doğru kullanımı basit klima kontrol ünitesi, USB ve 12 volt soket girişleriyle kablosuz şarj standı ve saklama alanları bulunuyor. Devamında ise vites kolu, bardaklıklar ve yolcudan elektrik alırsanız kaldırabileceğiniz paravanı koymuşlar. Kol dayama içinde de yine 12 volt soket girişiyle derin bir saklama alanı mevcut. Yeni CHR'ın ambiyans aydınlatma detayı da eklenince kabin yaşanılabilir ve başarılı olmuş. Bizim de ön tarafla ilgili bir soru işaretimiz yoktu. Bizim asıl olayımız arka koltuklarda. Jetson'un üzerinden aşağıya alınan kapı kollarıyla arka tarafa doğru geçerken daha kapıların şeklinden bile klostrofobi başlıyor. Klostrofobi ne sefa kardeşim derseniz, kapalı alanda kalma korkusu, üzerinize gelen duvarlar diyebiliriz. Basık ve hapsedilmiş gibi hissettiğiniz yeni CHR'ın arka koltuklarında ön koltukların yapıları bile içinizi daraltabilir. Bunu panoramik cam tavanla çözmekse bir nebze olsun mümkün. Genel anlamıyla sade olan arka koltuklarda kapı içlerindeki bardaklıklarla orta konsol üzerinde USB bağlantı noktası sunulmuş. Bu da onun satın alma kriterlerini mutlaka etkileyecektir. Gelin bir de bir Super Coupe'un bagaj alanında bizi neler bekliyor öğrenelim. Yeni CHR'ın elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında 310 litre bir hacim sunuluyor. Bahsedildiği gibi bir CSUV için fazlasıyla yetersiz olması rakip CSUV'lar arasında nasıl bir performans gösterecek, bunu göreceğiz. Güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri dediğimizde sanırım Toyota için fazla söze gerek yok. Güvenlik denildiğinde Toyota'ya aksi bir şey söylemeye kimsenin cesareti yetmez diye düşünüyorum. Aynı kararlılık yeni CHR'da da gösterilip Toyota Safety Sense portföyünde bulunan sürücü asistanları sunuluyor. Aynı zamanda uzaktan güncelleme alan yazılımlar sayesinde ilerleyen yıllarda da destek sistemleriniz güncel kalmaya devam edecek. Bu sürücü asistanları arasında olası kazaları üzerinde bulunan sensörler yardımıyla fark ederek sizin yerinize fren yapan kaza önleyici sistemlerle önünüzdeki bir aracın aniden yavaşlaması durumunda sizin yerinize fren yaparak sürüşe destek olan proaktif sürücü asistanı, şerit dışına çıktığınız durumlarda sizi tekrar şeride sokan şerit değiştirme asistanı, otomatik yanan uzun farlar, trafik sıkışıklığı asistanı ve daha birçok güvenlik özelliği yeni CHR'da sizi bekliyor. Geldik hem en eğlenceli hem de en acı kısımlardan biri olan motor seçeneklerine. Hibrit motor teknolojisini bu kadar özverili ve yoğun şekilde kullanan Toyota, yeni CHR'da da hibrit motor şovunu yaptı. 1.8 ve 2 litre hibritle beraber 2 litre şarj edilebilir plug-in hibrit motorlara sahip olan yeni CHR'ın 1.8 litrelik motorundan 98 beygir güç, 142 Nm tork, elektrik motorundan ise 94 beygir güç, 185 Nm tork üretiliyor. 2 litrelik hybrid motor ise 152 beygir güç, 190 Nm tork iken elektrikte 111 beygir güç, 206 Nm tork. Plug-in hibrit versiyonda ise içten yanmalı gücü aynı kalırken elektrik tarafında güç 163 beygire 208 Nm tork oldu. Motorların maksimum süratleri ise 170 ila 180 km/s. Ortalama yakıt tüketimleri hibrit motorlarda 4.5 litre civarlarındayken plug-in hibrit modelde 0.8 litre olarak kayda geçmiş. Geldik fiyata. Yeni Toyota CHR için şu an net bir fiyat söz konusu değil. Fakat 35.000 ile 40.000 euro arasında bir fiyatla satışa çıkacağı kesin. Bu fiyatın Türkiye karşılığını tahmin etmekse çok zor. Yeni Toyota CHR'ın baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben açıkçası birinci neslinde CHR'ı beğeniyordum fakat tercih etme konusunda listeye almıyordum. İkinci neslinde şansı biraz da artmış olsa da benim nazarımda halen daha listede değil. Peki siz yeni Toyota CHR hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni CHR hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında birlikte tartışabiliriz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.